Evet arkadaşlar, buradan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Temel ayarlar, ultra ayarlar, çok yüksek çözünürlükte arkadaşlar. Eğer telefonunuzun ayarı düşükse siz düşük de alabilirsiniz, ama benim telefonumun Android yüksek ve de kasma yapmadığı için ben standart yapıyorum. Burada yapacağınız bu kadar arkadaşlar. Bir de haritada hem dönen hem sabit. Ben döneni tercih ediyorum. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Hassasiyet ayarları arkadaşlar. Genelimiz 50. Kırmızı nokta 80. Dürbün 70. 4x dürbün 60. AWP dürbünü 50 arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlarsanız, yani dürbünü aç kapat yaptığınız zaman düşmanı bulma ihtimali çok yüksek oluyor. Ben bu şekilde birçok kez kahramana kadar çıktım. Size tavsiye ederim arkadaşlar. Kontrol kısmında hassas nişan alma varsayılan arkadaşlar. Sol atış düğmesi her zaman. Yani demek istediği şey şu. Özel oda giriyoruz. Şurada bakın arkadaşlar. Şu. Bunu kastediyor. Silah değiştirme hızlı açık. Kısa değiştirme oda açık. Dibiş ateşe basılı tut. Bu da araç kontrolleri 2 el arkadaşlar. Güvenli bölge ipuçları varsayılan. Otomatik paraşüt açık. Görsel efektler klasik. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan da özel HUD ayarlarına gireceğiz. Sizin dizaynınız nasıl bilmiyorum ama bu şekilde en iyi şekilde sonuç alabiliyoruz. Bakın. Burada iki hareket. Bunları yükseltiyoruz arkadaşlar. Ben iki mesela hareket şeyim 44'te. Saydamlığını 50'ye indirebilirsiniz hepsini arkadaşlar. Yani ekranı boşuna kaplanmasına gerek yok. Koşu hemen üstünde arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 52'de. Şunu da 50 yapalım hemen. Şurada ateşleme tuşumuz var. O da X'de her 55'te. Zıplama da bu şekilde arkadaşlar. Ve dürbün burada. Ateşleme de burada. Bu ateşleme her zaman açık olması hangi açıdan güzel onu da göstereceğim şimdi. Mantıkları 50. Boyutlarını da büyütüyoruz. Bunu da 55 yapalım. Bunu da hemen 54 yapalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde netlik şeylerini yapıyoruz. Mantıklarını hem de büyüklüğünü takip ediyoruz. Otomatik topla da hepsini otomatik olarak toplayabiliriz. Sesli arkadaşlar. Yani ses kasmak için düşmanın hangi yönden geldiğini, hangi yönden atış ettiğini öğrenmek için ikisini de yüze fullememiz lazım. Çünkü çoğu zaman arkadaşlar susturucu takılıyor ve merminin nereden geldiğini kestiremiyoruz. Ama bu şekilde ses efektleri maksimumda olduğunda sesin hangi taraftan geldiğini öğrenebiliyoruz. Ve müziği de arkadaşlar kısmanız en doğrusu, ama yine de biz alıştık falan yapamıyoruz diyorsanız da sadece burada onda olması yeterli. Onun dışında arkadaşlar hiçbir şey ellemeyeceğiz. Ve bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra istediğimiz şekilde şey yapabiliriz.